Şu günlerde dünya korona adı verilen bir virüsle dünya çapında bir mücadeleye girişmiş durumda. Fakat koronadan daha zararlı bir virüs var içimizde. Konfüçyüs şöyle demiş. Hiçbir şey eğilime geçen cahillik kadar korkutucu olamaz. Cehalet, bilgisizlik, kibir, bozgunculuk, serkeşlik gibi anlamlara gelen ahlaki bir terimdir bildiğiniz gibi. Cehalet günümüzde bilgiye erişim sorunu değil, bilgiyi sadece benimsediği kaynaklardan almak, sadece onlara inanmak veya bilerek kendini gerçek bilgiyi araştırmaktan alıkoymaktır. Cehalet aklın gecesidir. Cehaletin erdem sayıldığı, hayata at gözüyle bakan, dünyada tek bir doğru olduğunu düşünen, kendi görüşü haricinde hiçbir görüşe, fikre saygı duymayan insanların oluşturduğu bir toplum koronadan daha zararlıdır. Cehalet karanlığı, zehirli tutkular ve fanatik öfkeler ürettiği için bu insanlar cahilliklerinin cahilidir ve hiçbir sınır tanımazlar. Bunlar toplumsal haberleri tek bir kaynaktan takip eder Bilgiyi tek bir kaynaktan alırlar. Sadece kendi dünya görüşü ile örtüşen, desteklediği siyasi düşünceyi yere göğe sığdıramayan, yanlışlarına yanlış demekten çekinen haber kaynaklarını takip ederler. Çünkü diğer haber kaynakları kendi doğrularının yanlış olabileceğini söylediği için sinirlerini bozar. Destekledikleri siyasi görüşün her şeyi doğru diğerlerinin her şeyi yanlıştır. Bir şeye inandıysa onun her şeyi doğrudur. Yanlış yapsa bile mutlaka bir sebebi vardır. Başka türlüsü mümkün değildir. Altını deşmeye, sorular sormaya gerek yoktur. Kendi düşüncelerinin aksi yönde görüş bildirenler, muhalefet edenlerse kat'i surette yanlış içindedirler. Doğru yolu bulmadıkça, herkes kendisinin fikrine yaklaşmadıkça onları dinlemenin, ciddiye almanın hiç gereği yoktur. İnandıkları siyasetçilerin kendi iyiliğini her şeyin üzerinde tuttuğuna inanırlar. Siyasetçilerin özellikle kendi oy verdiklerinin, desteklediklerinin kendi kötülüğüne bir iş yapmalarına asla ihtimal vermezler. Mutlaka kendisi için kendisinin yaşam standartlarının yükselmesi için çalışacaklarına katıksız inanırlar. Eğitim, sağlık ve benzeri hizmetlerini yeteri kadar alamamasına, zaman zaman açlık sınırında yaşamasına, faturalarını, kirasını, çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayamamasına, bankalara borcunun artmasına rağmen suçun çoğunun siyasilerde olabileceğini kabul dahi etmez.'' Beceriksiz olanın kendisi olduğunu peşinen kabul eder. Bu insanlar inandıkları şeyleri sorgulamaktan köşe bucak kaçar çünkü o inanıyorsa şayet mutlak doğrudur. Her şeyi bildiğini ve bildiği her şeyin doğru olduğunu savunurlar. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bir sözünü hatırladım şimdi. Alim bazı şeyleri bilir cahil ise her şeyi. Ne kadar doğru. En son okuduğu kitap sorulduğunda uzun süre düşünmek zorunda kalırlar. Belki de çok gerilerde kalmıştır. Ayrıca kitaplar onun bilmediği neyi sunabilir ki ona? O televizyondan, filmlerden her şeyi öğreniyordur zaten. Zavallı günlerce sürecek bir okuma maratonuna nasıl katlansın? Oysa okumanın ilahi bir emir olduğunu dahi idrak edememiştir. İnandığı şeylere dokunan her olayın altında mutlaka oyunlar, hileler olduğuna inanır. İnandığı siyasilerin gözünün içine baka baka kendisini kandırmış, çalıp çırpmış, zimmetine para geçirmiş, 3 liram var derken aslında 333 lirası olmuş olabileceğini İhtimal dahi vermez. Aslında en tek tehlikeli insanların işlerini kolayca yapabilmek için en önemli noktalara gelmiş olabilecekleri aklının ucundan dahi geçmez. İnanırken gözlerini kapatıp aklını devre dışı bırakırlar. Aynı görüşte olmadığı insanlarla hakaret etmeden, bağırmadan, adam akıllı sohbet etmeyi bir türlü beceremezler. Bir türlü sadece kendisinin haklı olduğunu, tüm doğruları sadece kendisinin bildiğini, kabul ettiremediğini görünce çareyi kaba kuvvete başvurmakta bulurlar. Kendi düşüncesinden de farklı düşüncelerin, görüşlerin olabileceğini ve bunun Allah'ın insanları farklı farklı yaratmış olmasından da kaynaklanabileceğini idrak edemezler. Hoşgörüden yoksun ve ilkeldirler. Dini inançları, cinsel kimlikleri ve benzeri sebebiyle insanları kolayca aşağılarlar. Siyasi tercihini belirlerken baz aldığı kriterler arasında özgürlükler, eşitlik, insan hakları, adaletli gelir dağılımı, eğitim, sağlık hizmetleri ve benzeri konular ne yazık ki yoktur takım tutar gibi bir siyasi formanın arkasında koşar, at yarışı oynar gibi oy verirler. Partilerin programlarını, icraatlarını sorgulamaz, oyunu verir geçer çünkü oy vermek bir vatandaşlık görevidir. Gerisi önemli değildir. İlla bir belediye yardımı falan düşer hesabına ya da bir yerlerde bir dayısı falan vardır işini gördürecek. İşte o kadar sofeli bir kimliğe bürünmüştür. Toplumun kendisine dayattığı ne varsa sorgusuz, sualsiz boyun eğer. İnsan toplumsal bir varlıktır. Toplum içinde yaşıyoruz hepimiz. Ve elbette onun kurallarına uyacağız, uymayanları da uyaracağız. Fakat bu kuralların ne kadar akılcı ve mantıksal olduğunu sorgulamak bu insanların haddine değildir asla sorgulamaz, daima yargılarlar. Ne yazık ki düşündüklerini tek başına dile getirme cesaretleri yoktur. Düşüncelerini toplumun düşüncelerine entegre etme, sürü zihniyetiyle hareket etme yaşam felsefeleridir. Oysa fikirlerin fikirleri besleyebileceğini, her insanın ayrı bir cevher olduğunu ve farklı düşüncelerin hayatta bir anlam bütünlüğü oluşturabileceğini bilmez ya da kabul etmezler. Fikirleri özgürce ifade edebilen ve o düşüncelere saygı duyan toplumların medeniyetlerde çığır açtığını öğrenmemiştir. Düşünmek zaman ister, emek ister, güç ister. Bütün bunlar için onun harcayacağı zamanı yoktur ne yazık ki toplum düşüncesini olduğu gibi kabul eder ve bütün bu zahmetlerden kurtulurlar. Cehaletin bedelini ödemek, geleceğini rehin vermeyi gerektirebilir. Cehaletle mücadele, bu yüzden bir bakıma varoluş mücadelesidir. İlim vatanımızdır, cehalet ise yabancı bir yer demiş İbn-i Yürüştü. Nasıl ki yabancı bilinmedik yerlerden insan yolunu, yönünü kaybeder, cehalet karanlığında da insan olmanın yolunu, muhtevasını kaybeder. Kendi çıkar ve ihtiyaçlarımıza karşı aşırı korumacı ve doymak bilmez bir açık gözlülük içinde olduğumuz için bencilliğimizi besliyoruz. Panik düşünceler teslim alıyor benliğimizi ve bu süreç bizim insan olma yolunda gerçek kendimizi yaratmamızı ve var olmamızı engelliyor. Yaşamın anlamını anlamak zorundayız. Bu da hepimizin birer birey olduğunu idrak etmesi, evrene bağlı olduğumuzu anlaması, yaptığımız ya da yapma fırsatımız varken yapamadığımız her şeyden sorumlu olduğumuzu bilmemizde gizlidir. Selma Tarhan 18 .3 2020 Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim sevgili canlar. İlim bir nur, cehalet zifiri bir karanlıktır. Bu nedenle bizim dinimizin ilk emri oku emridir. Okumak, öğrenmek, doğruyu araştırmak ve onu elde etmek bizim her şeyden önce üzerimize farz kılınmıştır. Doğru bilgilerle bezenmiş, sağlıklı ve doğru hareketler eylem haline gelmiş, tertemiz bir dünyaya kavuşmak temennisiyle. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklamayı unutmayın lütfen. Yeni çıkan videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olunuz. Sevgiyle kalınız sevgili canlar.